Evet, başlıkta ücretsiz koşluk yazıyor. Ama kim neden ücretsiz koşluk yapsın? Biraz detaylarını öğrenelim. Evet Mustafa, neden ücretsiz koşluk yapıyoruz? Aslında merak edilen şey bu. Şimdi bizim ücretsiz koşluk dediğimiz şey aslında bir genel koşluk hizmeti. Ne demek bu genel koşluk hizmeti? Biz Türkiye'de hiç yapılmayan bir şeyi yapıyoruz şu anda. Bir telegram grubumuz var. İsmi ne? Derece Koşluk Telegram Grubu. Bu telegram grubuna biz her gün, geçen seneden beri her gün program atıyoruz. Ne yapıyoruz? 5 saatlik, 7 saatlik, 9 saatlik sayısala özel hazırlanmış, eşit ağırlığa özel hazırlanmış, sözel bölümüne özel hazırlanmış, hatta geçen sene dile özel hazırladığımız, 11. sınıflara özel hazırladığımız programlarla beraber bir seneyi tamamladık. Bu sene yeniden 31 Temmuz'da yeniden aktif ettik ve başladık değil mi? Şimdi ne yapıyoruz biz burada? Biz burada tüm tecrübemizi programlara aktarıyoruz ve sanki bir öğrenci sıfırdan başlıyormuş gibi. Yani hiçbir temeli yokmuş gibi bir program hazırlıyoruz ona. Ve mesela bir öğrenci müsait olmayabilir. O gün çok yol dolu olabilir. O zaman 5 saatlik programı uygula kardeşim. Bir öğrencinin işte 7 saati vardır. 7 saatlik programı uygula sen. Bir öğrenci boştur. Kendisi açıktan liseyi okuyordur veyahut da mezuna kalmıştır. O zaman sen 9 saatte uygulayabilirsin. Böyle seçeneklerle öğrencileri ferahlatıyoruz. Aynı zamanda bu tüm tecrübemizi aktarmamızla beraber de öğrenci aslında hiçbir yerde bulamayacağı bir kaliteli programa ulaşmış oluyor. Peki abi bu programları kim hazırlıyor? İnsanlar niye bunları takip etsin? Şimdi bu programları belli alanlarda Türkiye'de 8. 26. 67. 95. 101. 102. olmuş kişiler hazırlıyor ve bu programa tüm tecrübelerini aktarmalarını sağlıyoruz. Nasıl tüm tecrübelerini aktarmalarını sağlıyoruz? Biz bu programlar için kendimize 2 hafta, 3 hafta kamp yapıyoruz. Programların nasıl yapmalıyız? Nereyi revize etmeliyiz? Hangi kaynaklardan çalışmalıyız? Hangi oynatma sitelerinden optimum düzeyde çalışmalıyız? Bunları ayarlıyoruz ve bunları tamamen ücretsiz bir şekilde öğrencilerin kullanımına açıyoruz. Peki bunu parayla satmak varken niye ücretsiz yapıyorsunuz? Doğru bir soru. Biz bunu neden ücretsiz yapıyoruz? Şimdi piyasada bunu ücretli veren kanallar var mı? Var. Ama bizim bunu ücretsiz yapmamızın en temel sebebi bizim ulaşamadığımız öğrenciler var. Mesela bunu pandemi döneminde de gördük. Hiçbir zaman bir imkana ulaşamayan, nasıl çalışacağını bilmeyen, Anadolu'nun ücret köşelerinde kalmış veya işte orta Anadolu da, da olabilir. Bu kimselerin bu hizmete ulaşmasını istiyoruz aslında. Eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz olayı biz de elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada yani, tamamıyla Telegram'dan ücretsiz bir koçluk hizmeti vermekteyiz. Peki Telegram grubuna katıldı birisi, etkilendi dedi ki tamam ben para vermeden bu programı takip edeceğim. Bu adam başladı Eylül'de ve sınav gününe kadar bu programları sadık kalarak takip etti. Bu öğrenci ne umabilir? Sen ne vaat ediyorsun? Şimdi öncelikle öğrencinin aldığı program hangisi olduğu önemli. Mesela 5 saatlik mi, 7 saatlik mi, 9 saatlik mi uygulayacak? Bu çok önemli. Başladığı seviye çok önemli. Mesela düşük seviyeden başlamış bir öğrenci 9 saat çalışarak Allahu u Teala'nın izniyle istediği yeri, yani istediği bölümü kazanabilir. Ama burada en önemli şey ne? İrade. Şimdi bu iradeyi 9 ay, 10 ay, 11 ay sağlamak kolay bir şey değil. Ben anlıyorum. Çünkü neden? Biz de çalışma irademiz var. Sağlamakta zorlanıyoruz. Telefon var, sosyal medya var, Instagram var, Telegram var, YouTube var. Telegram'ı saymayalım. <laughs> evet bence. Telegram e, tabii ki de bir ders çalışma aracı şu anda. Bunlar varken gerçekten öğrencinin odaklanma süresi gayet düşüyor. Odaklanma süresi düşünce ders çalışma isteği gidiyor. Ders çalışma mesleğe gidince de iradeyi bırakıyor, tamamen salıyor. Bunu sağlamak kolay bir şey değil. Eğer bir öğrenci bunu sağlarsa, bu iradeyi sağlarsa, 9 saat çalışırsa Allah'ın izniyle başladığı seviye ne olursa olsun bitirdiği seviye onun çok çok yükseği olacaktır ve muhtemelen de Allah'ın izniyle istediği yere gidecektir. Benim anladığım seviyesi en düşüklerden bir öğrenci bile gerekli iradeyi, sadakati sağladığında bu programların mesela 9 saatlik ağırlığında olana çok güzel bir sonuç elde eder diyorsun. Bu bayağı da büyük bir müjde aslında çünkü temeli de iyi olan birisi. Sadece mesela bir rehbere ihtiyaç ihtiyaç duyarak bu programlara bağlansa belki 5 ayda 6 ayda ve daha hafif mesela 7 saatliği seçerek Hı -hı. çok çok güzel yerleri elde edebilir diyorsun inşallah. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var tabii ki. Mesela düşük seviyeden başlayan bir öğrencinin ortalama bir kaynak çözmesi matematik açısından mantıklı değil. Tamam mı? Şimdi biz orada kaynak listemizi de verirken ne yapıyoruz? Kolay seviye, orta seviye, zor seviye, hatta orta kolay seviye diye ara bir form Hatta da giriş seviye Evet, e giriş seviye de veriyoruz. Bu noktada buna riayet etmesi lazım. Şimdi mesela kaynağı çok önemli. Oynatma listesini kimden seçtiği çok önemli öğrencinin. Yani sadece bir 9 saatlik çalışma bütünü içerisinde değerlendirilebilecek bir konu değil. Öğrencinin mevcut kaynağını iyi seçmesi lazım. Bizim öner Dediğimiz o kolay giriş, orta orta zor, orta kolay kaynaklardan birini de tercih etmesi lazım. gene oynatma sitesinde kaliteli bir oynatma sitesini tercih etmesi lazım. Ve bu noktada iradeyi göstermesi lazım. Zaten en önemli vurguladığımız şey her zaman irade oluyor. İrade, irade, irade diyoruz. Evet abi irade en önemli nokta anladığımız kadarıyla. Öyleyse açıklamadan Telegram linkine tıklayabilir. Programlardan kendinizi uyanı takip edebilir. Ve inşallah güzel sonuçlar umabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.